g fonksiyonu reel sayılarda tanımlıdır. Bu tabloda g'nin bazı değerleri verilmiştir. x 5'e yaklaşırken gx'in limiti için makul bir tahmin ne olur? Şimdi videoyu durdurun ve şu tabloya bir bakın. Tabloda 5'ten küçük olan ve 5'e giderek yaklaşan x değerleri ve 5'ten büyük olan ve 5'e giderek yaklaşan x değerleriyle birlikte x eşittir 5'teki gx değeri verilmiş. Verilen bu bilgilere göre limit için yapılabilecek makul tahmin acaba ne olur? Peki, şimdi soruya birlikte bakalım. İlk olarak 5'ten küçük olan x değerleri 5'e yaklaştığında gx'in neye yaklaşmakta olduğunu bir düşünelim. x 4 olduğunda gx 3,37'ymiş, x 4,9 olduğunda biraz daha artmış ve 3,5 olmuş x 4,99 iken gx 3,66 imiş ve x 4,999 iken yani 5'e binde birlik bir fark olacak kadar çok yakınken gx 3,68 imiş fakat x 5 olduğunda aniden 6,37'ye bir sıçrama yapmış öyle değil mi? Tabii ben burada bir çıkarım yapıyorum. Sonuçta bunlar sadece bu fonksiyonun örnek noktaları. Fonksiyonun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Evet, sonra da 5'ten büyük olan x değerlerinden giderek 5'e yaklaştıkça ne olduğuna bakalım. X 6 olduğunda GX 3,97 olmuş. X 5,1 iken GX 3,84'müş. 5,01 iken 3,7 ve 5,001 iken de 3,68'miş. Yani 5'ten binde bir az ve binde bir çok olan X değerlerinin ikisinde de GX 3,68 oluyormuş ama X 5 olduğunda aniden 6,37 oluyormuş. Bu durumda benim en makul tahminim 3,68'e yaklaştığımız yönünde olur. 5'ten küçük olan değerlerden 5'e yaklaşırken de 5'ten büyük olan değerlerden 5'e yaklaşırken de evet 3,68'e yaklaşıyoruz. x 5 iken sonucun 6,37 olması önemli değil. Limit veya limit için makul bir tahmin 3,68 olacaktır. Sanırım bu sorudaki en kafa karıştırıcı şık şudur. Çünkü buraya 5'i koyduğunuzda gx için alacağınız sonuç nedir? 6,37 olduğu söyleniyor fakat limitin fonksiyonun o noktada eşit olduğu değer olması gerekmez. Bunun neye benzeyeceğini de şuraya çizeyim. Evet bunu örnekle gösterirsek burası 5 olsun. 5 noktasında fonksiyonumun değeri 6,37. O halde diyelim ki tam burası 6,37 olsun. Yani fonksiyonumun değeri işte burası evet 6,37 ama 5'e yaklaşırken ne olduğuna bakarsak burası 4 olsun hatta biraz daha geniş yapayım ölçüye uygun çizmediğimi sanırım görüyorsunuzdur evet neyse 5'e yaklaştıkça mesela 4 noktasında 3,37'deyiz ve giderek 3,68'e yaklaşıyoruz gibi görünüyor hatta Bunları da işaretleyeyim. 3,68 yaklaşık olarak şurada olacak. Yani grafik tahmin olarak böyle bir şeye benzeyecek. 5'ten küçük olan ve 5'ten büyük olan değerlerden 5'e doğru giderken g(x) değeri 3,68'e yaklaşırken tam 5 noktasında değerimiz 6,37'dir. Grafiğin tam olarak böyle görünüp görünmediğinden tabii ki emin değilim. Sonuçta sadece verilen tablo üzerinden bazı örnek noktalar alarak böyle bir çıkarım yapıyoruz ancak evet bu makul bir çıkarım olacaktır diye de düşünüyorum. Ve işte böylece limitimizi görüyorsunuz. Fonksiyonun tam o noktadaki değeri farklı olsa da her iki taraftan da 3,68'e yaklaşıyoruz.